Gidiyor buradan başlayalım. Ee, oldukça yoğun gidiyor. Yani tabii kamuoyunda birkaç tane ilçe özellikle ön, ön plana çıktı. Özellikle Hı -hı. işte Kadıköy'de Sayın Maşoğlu'nun adaylığı. Ama biz Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hı -hı. Ee, tabii bu seçimin bir özelliği var. Yani herkes fark etti. Özellikle gazeteciler de bunu söylüyor. Çok düşük heyecanlı gidiyor. Sokakta çalışma yok. Genel olarak işte bir pankartlar yani şey materyaller insan Dışı materyaller daha çok hakim. Bir de dijital dünyada dönüyor. Dolayısıyla tansiyonu ve heyecanı düşük bir seçim. Artık zaten fazla kalmadı. 17 gün. Evet. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın hani sahaya çıkması ne kadar etkiler? Zaten taşıma şeyler, kalabalıklarla hareket ediyorlar İşte Yerel yönetimlerin olanaklarını, devletin olanaklarını kullanıyorlar. Ama sanmıyorum ki böyle bir işte sahaya inmesi eskiden olduğu gibi heyecan yaratsın. Tabii ekonomik kriz var ama biraz önce e, Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan bahsettiniz. Evet. Onun aday ile çok ses getirdi. İBB adayınız da hakeza evet, aynı şekilde evet. ama Mehmet Bey ile ilgili, Sayımaçoğlu ile ilgili anket yaptınız mı? Şu an Kadıköy'de son durum ne? Ya yani şimdi değişik anketler yapılıyor. Tabii Kadıköy'de yapılan anketlerin e, biraz e, gerçek gerçekliğini sorgulamamız gerekiyor. Şu nedenle <laughs> e, yeni bir olgu. Dolayısıyla hani eski referanslarla hareket edilemeyecek bir tablo var. Sayın Maçoğlu Türkiye'nin başka yerlerinde olduğu gibi Kadıköy'de de çok seviliyor. Arkasında büyük bir destek var. Dolayısıyla şimdi hani geçmişte Kadıköy'de ki işte Türkiye Komünist Partisi'nin varlığı çok eskiye dayanıyor ama böyle bir iddia yani belediye başkanlığını kazanmaya dönük bir iddia Kadıköy için yeni bir olgu. O yüzden de anketler arasında ciddi farklılıklar oluyor. Ama şu anda bizim elimizdeki anketlerde farkın kapanmakta olduğunu başa baş bir mücadele olduğu ifade ediyor. Evet. Bu doğru mudur? Evet. Yani biz de anketlere evet. artık inanmıyoruz. Çünkü genel seçimler sonrasında yaşadığımız travmayı Atlatmış değil halk. E, hatta protesto oyları olacak ya da e, sandığa gitmeyecek bir kesimin olacağı söyleniyor. Siz e, sandığın protesto edileceğini düşünüyor musunuz? Bir miktar düşeceğini biz de düşünüyoruz. Yani insanlara öyle bir hava yaratıldı ki genel seçimler öncesinde seçim her şeyi çözer, çözer, çözer. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Dolayısıyla belli bir kesimde ben artık oy vermeyeceğim duygusu var. Ha bu duygu. 15-20 gün içerisinde değişebilir. Yani seçim yaklaştıkça biz de insanların hani şu anda protesto için sandığa gitmemek uygun bir tavır değil. Protesto edecekseniz sevmeyeceğiniz partinin karşısında sağlam duran partiye oy verin. Yani bir protesto söz konusu olacaksa. Çünkü Türkiye'de seçimlerin katılımın düşmesi böyle sağlıklı bir protesto anlamına gelmeyecek. Tam tersi insanların yılgınlığını ve çaresizliğini gösterecek. Yani bunu unutmayalım. Acaba protesto edenler muhalefet tarafında mı olacak yoksa iktidar tarafında mı? Çünkü 9 ay bir mühlet geçti neredeyse yılını tamamlayacağız biz genel seçimlerin büyük bir yıkımla karşı karşıya ekonomik e, krizin artık yoksulla zengin arasında geçen bir durum olduğunu... Öğrendi evet. halk. Umarım öğrenmiştir ama hissediyor en azından. Çünkü TÜİK bile hissedilen enflasyonla bizim verilerimiz var bir de gerçek veriler tabii. var gibi kavramlar evet. ortada saçılıyor. AKP'yi protesto edebilirler mi? Yani AKP seçmini oy kullanmayabilir mi? Şimdi şöyle yoksullar tabi güncel çare aradıkları için aslında biraz daha varlıklı kesimlere göre ee, zenginleri hiç hesaba katmıyorum onlar zaten küçük bir azınlık ne yaparlarsa Hı -hı. yapsınlar ama e, Yoksullar çare aradığı için biraz daha ilgililer aslında Hı -hı. Ama e, sorun şu şimdiye kadar AKP'nin karşısında gerçek bir güvenebilecekleri alternatif oluşmadığı için AKP'ye oy veren Yaygın bir kitle var o kitlenin bir bölümünün hayal kırıklığından dolayı e, AKP'den uzaklaşması bunların bir bölümünde ne yazık ki oy vermemesi Mümkün olabilir dolayısıyla sadece Muhalefet